Mazeretin nedeniyle katılamayan Kezban Aksoy Uygun, Ahmet Yusuf Şökmen'in mazeretin sayılmasına uygun istiyorum. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin birinci maddesi. Mal Hizmetler Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2019 tarihli elektronik 2576 sayılı yazısı Başkanlık Makamına, Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasında belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haddedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. 10 gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi alınacak miktarı aşacak şekilde yapılamaz denilmekte olup, belediye başkanlığımıza ait aşağıdaki yazılı bank hesaplarına yukarıda izah edildiği üzere haciz konulamaz kararı alınmasını teklif var ederim. Hesap numaraları, bank hesapları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Çemeli Şubesi Maaş Ana Hesabı, Halk Bankası Çameli Şubesi Maaş Enem Ana Hesabı, Halk Bankası Çameli Şubesi Gecekondu Fon Hesabı, Denizbank İller Bankası Maaş Aktarma Hesabı, Vakıfbank Hesabı. Evrim Meclisi Olur Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Evet arkadaşlar, bu gündem maddesinin hukuk komisyonuna havalesini yapmadan önce belirli gelirlerimizde hazinelenen gelirlerimiz var, hazinelenmeyen gelirlerimiz var. Bunları hesaplarda ayrı bir şekilde gösterip ve meclis kararları alındıktan sonra da kira gelirlerimiz hariç başka neler var hazinelenebilecekler kiranın haricinde? Onların dışında hepsi hazinelenebiliyor. Bunu biz meclis kararımızda ayırmamız gerekiyordu. Bu konuyla ilgili de hukuk komisyonumuza havalesini yapacağız. Orada da inşallah kararımızı almış oluruz. Evet, birinci gündem maddemizi hukuk komisyonuna havalesine oylar sunuyorum. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz. Mal Hizmetler Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2019 tarih ve 2020 yılı gelir tarifesinin görüşülmesi. Başkanlık makamına Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin fıkrası hükmü gereğince kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için belediyemiz 2020 yılında uygulanacak olan ücret tarife cetveli tutarlarının 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre belirlenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda meclise olur Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Evet arkadaşlar, bugün de maddemizi de Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini yapacağız ve Plan Bütçe Komisyonumuzdan bizim ricamız bugün itibariyle gelir tarifesinin görüşülmesinin yapılması. Gelir tarifesinde de bütün bilirim müdür arkadaşlarımız hazır olsunlar. Teker teker bütün müdür ünlükleri çağrılsın komisyonumuz. Çünkü ücret tarifimizde değişiklik yapılacak bayağı bir konumuz var. Bu ayki gündemimizde de planımız bugün gelir tarifesinin komisyon tarafından çalışılması. Yarın itibariyle de yine meclisimiz devam edecek. Bütçenin görüşülmesini yarın komisyonumuz devam edilmesi. Yarından sonra da inşallah meclisimizi bağlamış olacağız. Bugün öğleden sonra özellikle Plan Bütçe Komisyonumuz ücret tarifleri konusunda ilgili müdürlüklerde gerekli toplantılarını yaparsınlarsa toplantılara biz de kendim de katılacağım. Gelir tarifimizi bir yerden geçirmiş oluruz diye düşünüyoruz. Evet, ikinci gündem maddemizi de Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine uygun sunuyorum. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2019 tarih ve 2020 ve izleyen 2 yıl bütçesi konulu yazısı. Başkanlık Makamı, Belediye Kanunu'nun 62. maddesi, Mahalli İlerler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. maddesi ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 13. maddesi gereğince müdürlüğümüzce hazırlanan ve belediye encümeninin 29 Ağustos 2019 tarih ve 147 sayılı kararı ile tasdik olan 2020 yılı ve izleyen 2 yıl gelir gider bütçesinin belediye meclisimizde görüşülerek karara bağlanmasını teklif var ederim. Meclise olup Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Evet arkadaşlar, 3. maddemizde 2020 yılı bütçemiz. Geçen yıl gerçekleşen bütçemiz o
15, 2017 ay 2017 gerçekleşen 13, şu anda 15 milyon. 3 aylık tabi dönemimiz var. 15 milyon. Geçen sene yaptığımız 19 milyon muydu şeyimiz? Yani 19. Bu yıl encümenden ne kadar almıştık? 22 olarak azaldık. Evet, inşallah yarın itibariyle komisyonumuz yoğun bir şekilde bütçemizi ilgili kalem müdürlük bazında tek tek inceleyerek bütçemizi de plan bütçe komisyonumuzda görüşülmesini inşallah yarın komisyonumuz yapacak. Üçüncü gündem maddemizde plan ve bütçe komisyonuna kabulesine oy sunuyorum. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26 Eylül 2019 tarih ve şirket müdür yetkilisinin belirlenmesi konulu yazısı. Başkanlık makamına, belediye kanununun 42. ve 70. maddeleri gereğince sermayesinin %100'ü belediyemize ait olan Çember Limited şirketinde görev alacak olan yetkili müdürün belediyemiz kamu tüzel kişiliği adına belediye meclisince belirlenmesini teklif vardı. Meclise olur Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Evet arkadaşlar, geçen ay biliyorsunuz şirketi belediye temsilen şirkete bir arkadaş görevlendirmiştik. Şimdi geçen ay ticaret kanununda yapılan bir değişik nedeniyle şu anda oradaki müdürü de meclisimizde belirlemek üzere karar almamız gerekiyor. Bu gündem maddemizde hukuk komisyonuna havasını yapacağız. Orada arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeyi yapacaklar. Ondan sonra meclisimize tekrar gelecek. Evet, dördüncü gündem maddemizde hukuk komisyonuna havalesine oylar sunuyorum. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Evet, havalelerimizi tamamladık arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi bu ayki çalışma takvimimiz, bütçe ayımız. Dolayısıyla komisyonlarımızı boğmamak anlamında bugün öğleden sonra ücret tabesini arkadaşlarımız görüşsünler. Yarın da yine diğer maddelerimizi ara vermeden devam etmemiz gerekiyor. Onları devamını yapıp yarın da tek maddemiz kalacak. Komisyonumuz da o tek maddeyi çalışmaya yarın devam ederse yarından sonra inşallah meclisimizi bağlamış olacağız. Planımız bu şekilde. Perşembe günü de 11'de yaparız ve oradan da geleneksel olarak bütçeden sonra bir yemek programımız olur. Ona hep beraber katılırız. Evet, bugünkü çalışmayı burada tamamlayıp bir sonraki oturumumuzun 2 Ekim saat 11'de yapılmasına oylarını sunuyorum. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, geçen meclisimizden bugüne kadar gelen süreçte ilçemizde bayağı bir değişiklik meydana geldi. Birincisi ilçe merkezimizdeki asfalt çalışmalarımız biliyorsunuz tamamlandı. Büyükşehirimiz yaklaşık 4600 metre civarında burada bir sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Tabii gece gündüz çalışıldı. Orada gerek büyükşehir ekipleri var, gerek firmanın elemanları var, gerekse Çamali Birliği'si ekiplerimiz gece gündüz çalışarak ilçemizde çok şükür güzel bir noktaya gelmiş oldu. Ben burada başta Büyükşehir Birliği Başkanımız olmak üzere emek sarf eden bütün çalışan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine Çevre Şehircilik Bakanımızdan almış olduğumuz bir hibe parayla Kalınkoz, Yeylepınar, kazı yaptığımız bölgelerdeki çalışmaları tamamladık. Yani burada Çevre Şehircilik Bakanımızda da yapmış olduğu bu hibe desteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ve kendi imkanlarımızla ve Büyükşehir'in elemanlarıyla, Büyükşehir'in asfalt ekibiyle beraber ihale yapmış olsak 2 kilometre yapacak olduğumuz yolu tam 10 kilometre arkadaşlar asfalt yapmış olduk kendi imkanlarımızla, kendi ekiplerimizle. Tabii o ekipler de gece demeden, gündüz demeden gece 12'de orada mal aktarımı yapıyorlardı. Çalıştılar. Kendi ekiplerimiz, Büyükşehir'in ekipleri canla başla çalıştılar. Ben onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Kalınkoz ve Yeylepınar mahallelerimizde gerçekten insanlar tozun içerisindeydi. O tozun içerisinde kalan arkadaşlarımızı biz zaten gece gündüz uyumadan onları nasıl kurtarabiliriz diye düşünmüştük. Onlara hizmet etmek için biz bu işi yaptık.
Ha, bakıyorsun o arkadaşlarımız Allah razı olsun diyorlar. Ama maalesef dışarıda bu işin nasıl yapıldığını, nasıl bir süreç işlediğini bilmeyen arkadaşlarımız da eleştirme fırsatını bulabiliyorlar sosyal medyadan. Ben özellikle Çamlıca Merkez dahil, Karınkoz Mahallesi dahil, Yaylapınar Mahallesi dahil yıllardır bu kazanın içerisinde, tozun toprağın içerisinde bizleri sabırla bekleyip bugüne gelen vatandaşlarımıza özellikle meclis huzurunda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok şükür kazıkta milletin toz içerisinde kaldığı hiçbir yer kalmadı. Bunları tamamladık. İnşallah merkezde de büyükşehirimiz kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra birkaç ara sokak bağlantılarımız var. Bunları da ilçe belediyesi olarak biz yapılmasını üstlendik. Onları da en kısa zamanda başlayacağız. Merkezde inşaat çalışmamız tamamen bittikten sonra da arkadaşlar bir temizlik yapacağız. Hani evlerde nasıl bayramlarda temizlik yapar gibi kaldırımların süpürülmesi, caddelerin süpürülmesi, ondan sonra tertemiz olacak bir şekilde merkezimiz güzel bir görüntü olmuş olacak. Bundan sonra yapacak olduğumuz çalışmalarda park bahçeler, düzenlemeler, peyzaj düzenlemeler, bunların düzenlemesini göreceğiz. İlçemizin çevresini, görüntüsünü hep beraber değiştireceğimizi düşünüyoruz. Bu tabii özellikle büyükşehirin katkılarıyla, bakanlarımızın katkılarıyla yapılan bir çalışma. Ben herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Geçen ayda bu aya geldiğimiz dönemde cari borçlarla ilgili biliyorsunuz buradan bir karar olmuştu. Cari borç kullanmasıyla ilgili. Bununla ilgili de Vakıf Bankamızdan bir kredi kullandık. Burada da sağ olsun Grup Başkan Vekilimiz Cahit Özkan'ın bizlere büyük katkıları oldu. Onun sayesinde bu krediyi aldık. Ve şu anda da piyasadaki bize iş yapan firmalara diyelim bir kuruş Çamlıca Belediyesi'nin borcu yoktur. Cari borçlar anlamında da herkese arkadaşlar yani 10 bin lira borcumuz varsa 5 bin lirasını ödeyecek şekilde ödemelerini yaptık. Şu anda bütün herkese bir ödeme takvimini arkadaşlarımız herhalde tamamladık mı evrim almış şeyleri o listemizdeki ödeme planını. Küçük bir kısmı yani vergi borcu yoktur vesaire vesaire. Onları tamamladığımız zaman hiç bir kimseye yani belediyeden bir para almadım deme şansı yoktur. Herkese bir ödeme yapılmıştır. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında %10'luk bir borçlama limitiyle de piyasaya olan bütün cari borçlarımızın tamamı bitmiş olacak. Diğer anlamda da gerek İller Bankası, gerek özel bankalardan kullanmış olduğumuz kredilerde de hepsi günübirlik yapmaktadır. Personellerimizin de şu anda bir kuruş alacağı yoktur. Düzenli olarak maaşları, sigortaları, primleri onların yapmaktadır. Belediyemizin cari anlamda, borçlama anlamında şu anda hiçbir sıkıntısı yoktur. Bunu kamuoyuna biliyorsunuz canlı yayın da yapıyoruz aynı zamanda. Buradan da bütün vatandaşlarımızı bunlara bildirmiş olalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Gündem dışı söz almak isteyen bir işlerimiz var mı? Yoksa komisyonumuz hemen çalışmaya başlasın.